başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Pele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Pele başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Harap bir nesne gider. Çok izlenen, en çok kazandıran yarışma programı Çarkı Feleği. Sizler ekranlarınızı karşısına, siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Buyurun çök. Buyurun rahatsız olmayın. Evet, hepimizin bir problemi var biliyorsunuz. Kredi kartı problemi değil mi? Şimdi Çarkı Feleği'nin en önemli misyonlarından bir tanesi bu sene kredi kartı borçlarınızı ödeyeceğiz. Buradaki yarışmacılarımıza. Ona göre. Evet, Çarkı Feleği attım temel. Huzurlarınızda hostes Emel. Bugüne kadar ki gerçekten en başarılı hostesim. Teşekkürler. Bugüne kadar ki en yetenekli hostesim. Ay. Bugüne kadar ki en güzel hostesim. Bugüne kadar ki en yaşlı hostesim. Her şey iyi gidiyordu değil mi? Ay kurban olsunlar. Ay. Halk seni istiyor halk. Ay. Ay çok teşekkür ederim. Bir dakika. Bir dakika Allah. Çok güzel konuştun değil mi? Ay. 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 Nasılsın? Bomba gibiyim. Hadi ya. Evet. Ay, bir seyircilerimizi ekran başındakilere bir merhaba desene. Evet. Evet. Kırmızı ışığı arıyorum, bu gördüm. Neyi arıyorsun? Kırmızı ışığı. Burada kırmızı ışık. Ay, pembiş. Evet. Evet, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Sizlere her seferinde minnetlerimi borçluyum, minnet duygularımı sunuyorum. Yepyeni sürprizlerle karşınızdayız inşallah, bomba gibi. Çok güzel. Buradakilere bir şey demeyin. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pekala. Herkes yerine gidiyor. Çarkı Felek başlıyor. Evet. Her zaman olduğu gibi hemen Instagram adresimizi verelim. Mehmet Ali Erbil Bitişik. Mehmet Ali Erbil Bitişik. Bize buradan da ulaşabiliyorsunuz. Emel'in de biliyorsunuz var. Çok basit bir Instagram adresi var. Söyle bakayım. Emel OZKZLTS. Allah. Ben 40 yıllık sanatçıyım. Arkadaş bir yıldır televizyonlarda benim iki mislim takipçisi. İşte böyle bizim seyircilerimiz. Yok, hayır. Bir daha alkışlıyorlar. Değil mi Muhammed? Yalan mı söylüyor? Hayır. Böyle. Mehmet Ali. O zaman gelsin bakalım parça.
Bakalım kim önce oturmuş, şimdi gelecek. İlk yarışmacı. 19 Görkem. Aa, Mali Erbil yazmış parmaklarına. Görkem, nerelisin? Konya. Konya. Evet. Evli misin? Evet. Doğru söyle. Evet. Çocuğun var mı? Evet, 3,5 yaşında bir kızım var. Ay neredeyse benim kadar çocuğu var yani. Aa, ne iş yapıyorsunuz? Bankacıyım. Bankacı. Evet. Bankanız var. Evet. Ay ne güzel. Şimdi 2 numaralı yarışmacımızı seçeceğiz. Bakalım kim geliyor? Dikkat! 2 numaralı yarışmacımız. İki numara. İki numara geliyor. Bakalım 18 mi, 10 mu? Evet geliyor. Son yarışmacımız geliyor. Dikkat. Bakalım kim oldu? Belki de kredi kartı borçları gidecek. Var mı kredi kartı borcu? Tabii ki. Olmayan yok diyorsun değil mi? Kesinlikle. Ortak problem. Bakalım kim? Aslı mı geliyor? İman mı? Seval mi? Ayla mı? Evet, Görkem'i tanımıştık. Bir bankada çalışıyor. Evli, Konyalı. 3,5 yaşında bir kızı var. Allah bağışlasın. Adı ne kızınızın? İpek. İpek. İzliyor mudur İpek? İzliyordur. İpek, bak anne. Kocanızın adı ne? Hakan. Hakan seyrediyor mudur? Seyrediyordur. Ay, nerede tanıştınız Hakan'la? Bahar şenliklerinde. Hakan bahçıvan rolünde miydi? Evet, çimleri biçiyordu. Gördüm, ilk görüşte aşık oldum. Vallaha mı? Gerçekten. Hala devam mı? Evet, İlk devam. Günkü gibi. Aynen. Anladım. Ben de hep öyle oluyorum. Süper. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Evet, ben bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda yazılım uzmanıyım. Evli miyiz? Yok, evsiziz. Kaç yaş? Yaş 29,5. 29. 30'a giriyor. Pekala. Serap Hanım siz? Ben? Yaşım mı? Yanlış mı geldiniz? Anlamadım ya. Yani. Haberi yok şu anda. Ben derken soru sormadınız. Neye cevap vereyim? Siz yani kimsiniz? Ben. Siz. Adım Serap. Tokatlıyım. Vallahi 25 yaşındayım. Bekar. Bekarım. Başınızdan ama bir nişan geçmiş gibi bir haliniz var. Yok Allah korusun. Gerçekten yok. Geçmedi mi? Hayır yok, geçmedi. Yani nişanlandığım insanla evlenmek isterim. Niye atayım? Ay Allah Allah, şimdi nişanlanıp ayrılanların ne günahı var? Hayır ama yani sonuçta bak, bir Gizem, isim oluyor. Gizem 4 kere nişanlandı ayrıldı. Bak kızım, bir suçum var şimdi yani. Ya o hayır. Bir süreç değil mi? İnsanın birbirini tanıma süreci. Ama bunu flört ederken de tanımabilir. Kocayı burada hemen atladı, ne nişan ne söz. Kaçtım. Direkt kaçtın mı adama? Aynen. Aa. Hadi bakalım. Kredi kartı borçlarınız var mı? Yani çok değil. Hadi hocam göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Bakalım yarışmaya kim başlayacak? Sıralama sorumuz geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 10 harf 2 kelimeden oluşan sıralama sorumuz var. Harfler teker teker yanıyor. Kim önce basarsa o yanıtlayacak. Hadi bakalım gelsin. Kim bastı? Hurma ağacı. Numara. Hurma ağacı. Hurma ağacı doğru yanıtıyla 2 numaralı Enes yarışmaya başlama hakkını elde etti. Bakalım ilk sorumuz neymiş? 24 harf, 4 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Hadi ya. Evet.
İki numaralı Enes çeviriyor Çarkı Felek. Başlıyor. Bir şarkı sözü soruyoruz. Ekran başındakiler de bizlerle birlikte çözmeye çalışıyorlar. Evde çok zevkli oluyor. Ve bakalım ilk puan ne oluyor? İlk puan! Oh! Oh! Sessiz harf söyle. Sessiz harf. Evet. Ne? Görkem ne diyor bu? Bir saniye. Ya ben yanlış mı söyledim? Sessiz harf değil mi soruyorum? Hayır, bir saniye. Emel Hanım'a sor. Emel Hanım ne soracaksınız? Doğru söylediniz. Mehmet ne Ali soruyoruz Bey? Ona? Sessiz harf soruyoruz. Tamam hemen söylüyorum bir saniye. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. Ya işte komikliğin sonu budur. Ama ben yazdım. Ve selama geçiyor sıra. Alkışlar. Ve 400 puanlık sessiz harf. Bu bir şarkı sözü. Tokatlıyım. O yüzden... O zaman Balıkesir'in B'si. Hayır. Tokat'ın T'si. Tokat'ın T'si. Bir tane! Devam ediyoruz. ...250 puanlık sessiz harf. Şarkı sözü. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si bir tane. Devam. Sevda olmasaydı da gönlüne dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönlüne dolmasaydı. Diyarbakır'ın D'si güzeli olmasaydı. 300 puanlık sessiz harf. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. Hakan'ın eşi çeviriyor. Unutmamışım bak eniştenin adını. Nanesi, nanesi de seviyorum nanesi. Güzellerin içinde de sevimdim nanesi. Nanesi, nanesi de seviyorum nanesi. O zaman Hakan heysa olsun. Ay kurban olsun ha. Kocanın en çok neyini seviyorsun? Kızıma çok iyi bakıyor. Allah aşkına. Vallahi altını değiştiriyor, yemeğini yediriyor. Ben şehir dışına çıktığımda bakıyor. Muhteşem. Uhu'yu çok seviyorum. Ay böyle kocalara vallahi yani ben bulsam ben alırım. Ben de o yüzden hemen atladım. Buldum hemen kaçtım. Ay helal olsun. Çamaşır bulaşık da yapar mı? Yapar yapar. Aa. Vallahi ne şanslısın kız. Hakan'ın H'si bir tane. Devam. Bak Hakan sana uğurlu geldi. Siz de uğurlu gelir misiniz? Bilmiyorum harfini söylemen lazım. Mehmet Ali'nin M'si. Vallaha mı? Vallaha. Bilmiyorum vallaha bakamayacağım çok heyecanlandı. Mehmet Ali'nin M bir tane. Devam. Şarkı sözü. Ve bu kez 300 puanlık sessiz harf. Konya'nın K'si. Konya'nın K'si. Evet. Bir tane de ondan var. Bravo.
Bu bir şarkı sözü. Görkem. Bu benim eli gram bulurum, bulurum. Kopyalanan kaşlarına vurgunum. Oyun kopyalan yürüm, yürüyorum yürüm. Sanırım sürüm. 500 puan. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Bir tane de ondan var. Teker teker gidiyoruz. Devam. Neredeyse iflas geliyordu biliyor musun? Biliyor musun? Hadi. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Ve iki numara Enes'e geçiyor. Enes çeviriyor. Van'ın V'si. Evet, işte bu kadar. Van'ın V'si bir tane. Bu bir şarkı sözü ekran başındakiler. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olur. O yarimi kaşları keman olur. O yarimi kaşları. 750 puanlık sessiz harf. Ordunun O'su. Evet, Ordunun O'su. Hangi üniversite? Keşke Osmaniye'nin deseydim. Belki o çıkar. Hangi üniversite? Varna Teknik Üniversitesi. Efendim? Varna Teknik Üniversitesi. Varna. Bulgaristan'da. Evet. Bulgaristan'da okudun. Onun için Türkçedeki evet. Gibi sesli sessiz harfler. Evet, yazdım ben onu. Hani karışıklık Bulgaristan'da olmasın diye. Bulgaristan'da burası değişiyor demek ki. He. O kadarını. O orada sessiz harf diye mi geçiyor? Oradan belki karıştırmış olabilirim. Ya. Evet, Serap çeviriyor. Çözen var mı hiç aramızda şarkıyı? Aman sessiz olun. Sakın, sakın. Bak çözmüşler valla. Serap bir sessiz harf söyle. Ne iş yapıyordunuz siz? Ben make-up artistiyim. Anlamadım. Make-up artistiyim. Make-up. Evet. Oo, makyaj. Evet. Belki bir gün size yaparım. Hadi inşallah. Bir sessiz harf söyleyin. Annem bana uğurlu gelsin o zaman. Annenizin o zaman ismi ne? Gül'ün G'si. Evet, işte bu kadar. Gül'ün G'si bir tane. Devam ediyoruz. Kadavu. Yapacak bir şey yok. İlk iflas. Hadi bakalım Görkem'e geçiyorsun. Alkışlar. Nide'nin neyse. Benim? Nide'nin neyse. Nide'nin neyse bir tane. Devam ediyoruz Görkem'le. Bu bir şarkı sözü. Dikkat. Haydi kim çözecek? Enes'e geçiyor sıra. Enes çeviriyor efendim. Şarkı sözü. ...250 puanlık sessiz harf mi desem, iflas mı desem? Yok demeyelim. 250. 250 puanlık Ramazan'ın R'si. Ramazan'ın R'si bir tane. Devam ediyoruz. Devam edelim. Devam ediyoruz.
pırasanın P'si. Evet, pırasanın P'si, bravo. Ve Serap çeviriyor, bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler çözdü. Çözdüler valla. ...400 puanlık sessiz harf. Zonguldak'ın Z'si. Evet işte bu kadar, helal olsun. Zonguldak'ın Z'si. Ve Görkem çeviriyor. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si bir tane var. Sesli harf alabilirsin. Tamam. A harfi alayım. A harfi kaç tane var? 4 tane A harfi var. Ses. Bu bir şarkı sözü. Çözdünüz mü? Ya çevireceksiniz ya tahmin edeceksiniz. Yoksa 2 numaralı yarışmacıya geçeceğim. Yukarıyı çözemedim. Yukarıyı zaten çözsem bitmiş olacağım. aşağıyı çözdünüz mü? Orayı çözemedim. En aşağıyı son harfi bulamadım. En bir tek orası kaldı. En aşağıyı çözdünüz yani. Hayır, orayı tebrik çözemedim. Evet, çeviriyorlar. Ve 200 puanlık mı? Enes çeviriyor. Haydi Enes, haydi. Puanlık sessiz harf. Heh, Bulgaristan'da öğrendiklerinden söyle. Iğdır'ın ı'sı. Evet işte böyle. Bulgaristan'da sesli sessizleri Varna Üniversitesi'nde böyle öğretti. Evet, Varna'da böyle öğrettiler. Iğdır'ın ı'sı. Ve Serap'a geçiyor. Serap çeviriyor. Puanlık sessiz harf. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si bir tane. Çözdü galiba. Bravo. Söyleyebilir miyim? Puanını yükselt istiyorsan. İstersen puanını yükseltebilirsin. Evet. Puanlık son sessiz harf. Yumuşak G. Ve bu bir şarkı sözü. 3 numaralı yarışmacımız yanıtlıyor. Önce sanatçının ismini söyleyeyim. En sevdiğim sanatçılardan biri Hande Yener'in Gideceğim Tek Yer Havaalanı. Vay. Gideceğim tek yer. Sizin de şimdi sıra geldi. Kartı felek, kart borçlarınızı ödemeye. Ne kadar borcunuz var? 3000 lira. 3000 lira. Evet. Şimdi iki kere çevirme hakkınız var. İsterseniz beğenmezseniz bir de üçüncüde ne yapıyoruz? Bir anlat bakalım. Emel anlatsın. Üçüncüde de yüzde dilimlerimiz var. Bu dilimleri istediğiniz dilimlere yapıştırıyorsunuz yüzdelere ve tekrar çeviriyorsunuz. Belki de %100 çıkacak şansınıza ve biz de gönlümüz ister ki %100 borcunuzu kapatalım. İnşallah. İlkini çeviriyor. O zaman kuvvetli bir moral alkışı. Buyurun. Haydi kart, kredi kartı borcu gidiyor. Oh!
tebrik ederim. 3000 lira. Bir kalemle. Alkışlar. Bak görüyor musun el alem nasıl ballı? %100 ödedik yani. Kredi kartı borcu morcu kalmadı kızım. Şimdi bundan sonraki etaplarda kazanırsa artık çarşıya gidecek. Bir de İnşallah. Orayı soyup sobana çevirecek. Sen daha burada otur. Bir de Enes de hala Iğdır'ın ığısı desin. Allah'ım ya. Sonra da geliyor bana diyor ki itiraz ediyor. İtiraz hakkını kullanıyor. Ben diyor ığ dedim diyor. Orada çıktı ığ diyor. Ama siz niye uyarmıyorsunuz? Sessiz söylemeniz gerekiyor diye. Bu var mı? Üniversitesini bana da tavsiye eder Ben bu misin? Kağıdı boşuna mı yazdım buraya? Allah aşkına. Bu var mı? Üniversitesini bana bağlasanıza. Sesli sessizleri nasıl öğretiyorlar dekan, acaba? Dekanı bir bağlayalım. Acaba alfabesi falan mı farklı? Alfabe ya, farklı mı? Yok canım. Sesli sessizler. Tüm dünya. Emre'ye soralım. Acaba diyor, bana sesli harfleri söylesene, sesli. Bir dakika, kimse elleşmesin. Sesli mi? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bak gördün mü? Öğrendim. Tamam. Bak buyurun. Neymiş? Aklımda tutacağım. Üstelik o senin gibi üniversite mezunu da değil. Aa. Tabii lise bitirdi değil mi? Evet. Ya. Ama lisede öğretiyorlar zaten sessiz sessiz. Sen liseyi okumadan direkt üniversiteye mi? Ben direkt üniversiteye aldılar beni. O zaman ben... işte ikinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz 29 harf 6 kelimeden oluşuyor. Bağlantı sorumuz. 3 tane bir yerin, bir şeyin, 3 tane... Bir şeyin, hangi şeyin? Bir şeyin 3 tane özelliğini sizlere veriyoruz. Bir dakika, hangi şeyin? Bir şeyin... Ha. Üç mesela, tane özelliğini sizlere veriyoruz. Mesela bir Sizden yerim. Sizden de bu üç özellikle yola çıkarak ne olduğunu bulmanızı istiyoruz. Örneğin Ronaldo, frikik, penaltı, eşittir. Bu nedir? Futbol. Böyle bir şey. Ay bir dakika, bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Nereye düştük biz böyle? Ne dedi bu? Neyin özelliğini, neyin özelliğini verdin Ronaldo sen? Ronaldo duydum ben. Frikik, penaltı. Frikik ne oluyor? Ay frikik de frikik. İşte. Penaltıyı biliyorum da frikiyi bilemedim. Frikik de böyle... Ay o mu? Evet. Tamam, biliyorum. Heh, orada o frikik. Penaltıyı tamam. Biliyorsun. Evet. Teke tek böyle kaleciyle atıyor. Evet. Öteki neydi? Ronaldo. Ya. Ronaldo kim? Enişten mi? Ay, hayır. Golcü. Golcü. Onun ben böyle gol attıktan sonra böyle duruyor ya böyle. Evet. 3 numara Serap çeviriyor. Şarkı Melek devam ediyor. %50 puanlık sessiz harf. Bu bir yerin 3 özelliğini veriyoruz ve oranın ne olduğunu, sorumuzun ne olduğunu buluyorsunuz. Evet. Buyurun. Bir önceki turda annemin uğurlu geldiğini düşünüyorum. Şimdi de kardeşlerimin baş harfi söylemek istiyorum. Sevcan ve Serkan'ın S'si. İkiz mi onlar? Hayır ama yani biz hep S ile gidiyoruz. Serap, Sercan, Serkan. Ne güzel. Allah uzun ömür versin. O yüzden baş harfi. Sercan'ın S'si. 2 tane. Devam ediyoruz. %200 puanlık sessiz harf. Mali'nin M'si. Mali'nin M 2 tane. Devam. Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi bilsen, bir tövbeli, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğimi görsen. 500 puanlık sessiz harf. Bir şeyin, bir olayın, bir yerin 3 özelliği. Yeter'in Y'si. Yeter'in Y'si. 2 tane de ondan var. Bravo.
ediyorum Serap'la. Yanayım yanayım ateşle. Ve 300 puanlık sessiz harf. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si. Ve Görkem çeviriyor Görkem. Nanesi nanesi de seviyor nanesi. Güzellerin içinde de sevimli nanesi. Nanesi nanesi de seviyor nanesi. 750. Kastamonu'nun K'si. Evet, Kastamonu'nun K'si bir tane. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünyada güzeli olmasaydı. Hemen Çarkıfele'ye başvuru için adresimizi verelim efendim. Çünkü dilek olan yani çok büyük bir problem kredi kartı borçları. Hemen onu ödemek için bize başvuruyorsunuz ve yarışmacı oluyorsunuz. Hem bu heyecanı, zevki yaşıyorsunuz hem de borçlardan kurtuluyorsunuz. Yarışmak için www.showtv.com.tr www.showtv.com.tr. Evet, sessiz harf. Nide'nin neyse. Nide'nin neyse. Nide'nin ne? 3 tane. Bağ budalmış. 250 puan. Van'ın V'si. Van'ın V'si. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Sıra geldi sessiz harflerin uzmanına. Bir dakika. Bir dakika. İstersen Bulgarca yarışalım. Dobroski, dobroski, tapırışka, tırışka. O tırışka mırışka şey Rusça oluyor ama. Sen Bulgarca biliyor musun? Razbiram Bulgarski. Ama razbiram Bulgarski. Tamam. Bütün söylediklerim için özür dilemiyorum. Enes çeviriyor. Dikkat. 15 yaşında da nazife de harım, kimlere aldanmış. 15 yaşında da nazife de harım, kimlere aldanmış. 250 puanlık sessiz harf. Zonguldak'ın zoosu. İşte. Ben size bir şey söyleyeyim, ilerleme kat etti ama yani. Zonguldak'a kadar yavaş geldi. Evet. Zonguldak'ın zoosu. Ve tekrar Serap çeviriyor efendim. Dört yüz puanlık sessiz harf. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane, bravo. Devam ediyoruz. Serap çeviriyor. Serap. Kaç puan geldi? 500. Ve huzurlarınızda nöbetçi Mehmet Ali Erbil. Orada mikrofon var. Ben evet, sun bakalım. Nasıl sunacaksın? Sıra bende. Bende değil sıra. Oh, ben de oturayım bir an. Allah'a. Şimdi aslında ben çözmeye yakınım. Ama riske de atmak istemiyorum. Hepsini çözmüş gibi bir tane ne olmuyor ki? Hepsini çözebildin mi ki? Hayır, hani bir şeyin... Ha, bu sorunun cevabını biliyorsun. Ha, sorunun cevabını buldum aslında. E yavrum, beni niye konuşturuyorsun oraya? Seni ne diye koydum? Hadi konuşsana. Evet. Evet.
Evet. Reyhan'ın reisi. Karşıda. Reyhan'ın reisi var mı? Bak karşıda. Var iki tane diye. İman yavrum bak oradan sana kopya veriyor kaç tane olduğunu. Reyhan'ın reisi dedi. Ne diyeceksin? Çevir diyeceksin. Senin boşuna mı çıkardı? Ama bağıramıyoruz oradan sana kopya veriyor. İki tane Reyhan. Dedim iki tane diye. Otur yerine. Evet devam ediyoruz. Selam çeviriyor efendim. Sessiz Hal. Bir şeyin üç özelliğini, bir olayın üç özelliğini veriyoruz. Önce bu özellikleri bulacağız. Evet. Bu özellikleri bulmasak direkt o bir şey okey bende. Çevirdim. Çevirdi efendim siz karıştırmayın. Bir daha çevir tatlı. Senin kırmızı gömleğine sevsinler. İsminiz de size Anako ne? Anakonda. He? Anakonda. Lakap mı o? Lakap. Anako evet, diyorlar. Evet, Anako diyorlar. Ne demek oluyor Anako? Anneciğim yani bir tarafta böyle anneciğim diye bir kelime. Anakonda gibi. Var, bir şey söyleyeceğim. Varnalı dedi ya, yani Varna o kadar güzel bir okulda okuyor ki. Ciddi mi söylüyorsun? Ama bilemiyorum. Okuyor ki derken. Enes bir şey kaçırdı o dersi herhalde. Okuyor gider mi? Dersi. Varna'yı biliyor musun? Biliyor musun orayı? Biliyorum tabii ben Varnalıyım yani. Hadi be. Tabii. Bu kadar mı denk gelebilir? Biz de atıp tutuyoruz Varna hakkında. Yok. Çok güzel bir okul ama. Ben de bayılırım Varna'ya. Hiç gitmedim ki. Evet. Yine Tokat'ın tesisi. O kulağı nasıl taşıyorsunuz siz? Ay çok neler basit. Var kulakta bir görsen. Ya. Ne dediniz? Tokat'ın tesisi dedi. Tokat'ın tesisi bir tane. Devam ediyoruz. Var ya ben de iflas sandım. Ben de öyle zannettim. Ay bir anda ben de böyle ay bir an emelleştim bir an yani. Yıkılıyordum. Evet Serap Hanım. Babacığımın baş harfini söyleyeyim. Hüseyin'in H'si. Hüseyin'in H'si o da var bir tane. Devam ediyoruz. Eller. ...200 puanlık sessiz hak. Şunu bilsem bildim ama... Şşş. Bir saniye. Şşş. Evet Görkem'e geçiyor sıra. Görkem çeviriyor. Neyse. Bursa'nın B'si bravo. Çözdün mü? Vallahi mi? Vallahi. Ya inanmıyorum Görkem. Gerçekten. Çözdün mü? Evet. O zaman önce üç özelliği çözelim. Ondan sonra da ne olduğunu soracağız. İmsakiye, hurma, 11 ayın sultanı. Evet dolduralım boşlukları. Ve olayımız ne? Ramazan. Ramazan! Alkış! Buyurun. Artı TV. Ne kadar borcumuz var? Çok.
Ciddi mi söylüyorsun? Valla. Ay. 3000 lira. Ay yok ayol, kızımızınki de 3000'di, kapattık onu. Tamam, benimkini de kapatalım. Seninkini de kapatırız. Ne yapacağız Emel, anlatsana kız. Şarkı çevireceğiz. 3 hakkınız var Görkem Hanım. 2 kere çevirdiniz ya, beğenmezseniz yüzde dilimlerini. Ben size yüzde dilimler vereceğim. %100 dilimleri koyacağız. Evet. Anladınız mı? Evet. Belki de ilk çevirişte Serap Hanım gibi %100 bulursunuz değil mi? Bir daha çevirmeye gerek yok. Evet, haydi bismillah çeviriyor. Alkışlar. Bakalım kredi kartı ne kadar ödenecek? %40 geldi. %40'ını kabul ediyor musunuz yoksa? Arkadaşlarımdan fikir almak istiyorum. %40'ını diyorlar ki kabul etme. %100 gelebilir. Sonrasında şansın artacak çünkü %100'lük 2 tane dilim eklenecek. Buyurun çevirin. %40'tı, %45 oldu. Şimdi dilimleri ekliyorum. Dilimleri. Kendi yerleştirsin. Evet. En küçük dilimlere yerleştir. Tamam. Birler yukarı gelecek. %30 mesela. Yani bu. Sıfır hariç. %30 nerede? Ay haydi bismillah, şimdi bakalım çok önemli. Haydi çevir bakalım kredi kartı borcunun yüzde kaçı? %40'da kaldı. Neredeyse geliyordu vallahi. Ama bir dahaki etapta belki bunu %60 da bulursan %100'ünü ödemiş olacağız. %40'ı ödendi. Alkışlarla alıyoruz. Şarkı Felek tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Finale çok az kaldı. Bakalım kredi kartı borçları ödenecek mi? Bunun dışında da çarşıdan neler alabileceksiniz? Borçlar ödendikten sonra en önemlisi finalde araba var. Araba var. Birazdan araba için yarışacağız. İşte sorumuz geliyor. 14 harf, 3 kelimeden oluşan Yeşilçam incileri sorumuz. Yeşilçam incileri. Yani evet. Ne oluyor örnek? Yeşilçam filmlerinin unutulmaz repliklerinden soruyoruz. Örneğin. Yumurtaya can veren Allah'ım. Yeşil biberi nasıl yaptın? Kim söylüyor? Evet, Müslüm Gürses. Müslüm Gürses filmde evet. Bunu söylüyordu. Yumurtaya can veren Allah'ım, yeşil biberi nasıl yarattın? Değil mi? Nasıl yaptın? Başka ne? Senin annen bir melekti, değil mi? Tabii. O da var. Senin annen bir melekti. Ve tekrar bir numara Görkem çeviriyor. Çarkı Melek finale gidiyor. Arabaya gidiyor. ...750 mi? 500. Merzifon'un M'si. Merzifon'un M'si. Evet, 2 tane. Puanlık sessiz harf. Sorumuz neydi? Hatırlıyor musunuz bakalım? Evet. Neydi? Yeşilçam incisi. Evet. Söyle. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı bir tane. ...300 puan. Nide'nin neyse? Nide'nin ne? Bravo. Devam ediyoruz Görkem'le. Bu bir Yeşilçam incisi.
gözünüze takıldı. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Ve işte sıra geldi sessiz harflerin sultanı. Enes çeviriyor. Vallahi çocuğa nazar değdirdiniz. Ay var ya gerçekten nazarınız değdi çocuğa. Ay gözünüz kaldı. 10 binle başladım ya. Ondan sonra devamı gelmedi. Ay var ya yani Enes. Aa. Bir nazar duası bilen varsa. O zaman Serap'a geçiyor sıra. Serap çeviriyor efendim. Bir Yeşilçam incisi soruyorum. Senin annen bir melekti yavrum. 250 puan. Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'si. Ve Görkem'e çeviriyor. Görkem'e çeviriyor. Senin gibi canine ben efendim diyemem babam. Ben efendim diyemem babam. 500 puanlık sessiz harf. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si de var bir tane. Görkem çeviriyor. Yeşilçam incisi. Kaldım duman içi dağlarda. Sen biliyorum nerelerde. Kaldım duman içi dağlarda. Sen biliyorum nerelerde. 250 puan. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si. Ay kurban olurum. Kime geçti sıra? Ya lütfen herkes nazarını kaldırsın üzerimden. Ha 750. 250. Tamam. 750. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bir tane. Ramazan'ın R'si. Ramazan'ın R'si var mı? İki tane. Bitti. Kimse elleşmesin. Bakalım çözebilecek mi? Yok ben hayatta çözemem. Yeşilçam'la hiç alakam yok benim. Cüneyt Arkın var. Cüneyt Arkın'ı bilir misin? Evet biliyorum. Evet onun filmlerinde böyle hangi roldeydi? Böyle hangi rolde ismi genellikle böyle olurdu? Biraz. Kara Murat benim. Heh. Kara Murat benim. Kara Murat benim. Şansım açıldı. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Vay bravo. Gel. Alkışlar. Kredi kartı borcun var mı? Var. Kaç para? Benim biraz yüksek ya. Ama burada hepsini bir anda sıfıra çevirebiliriz. Evet öyle bir şansımız var. Evet işte ilk çevirişini yapıyor. Alkışlar. Yarısı gitti borcum. Bir daha çevirebiliyorum. 50 ya. %100 gelecek. %70 gelecek. Şimdi sıfır gelirse?
Bir daha şansım var ondan sonra. Şimdi ama bir dakika bir... bak. İman'a ver mikrofonum. Ne diyor bak İman, ne diyor bak. Şansını zorlama. Bugün hiç şanslı gününde değilsin. Bence %50. Ama başlangıçta 10 binle başladım biliyorsun. Sonrasında daha 2 tane daha %100'lük. Ay, İlk başlangıçta 10 bin gelebilir. Arkadaşlar. Daha iyisi gelebilir %70. Gelmezse kaybetmiş şansım var mı? En sonda da Joker'le hangisi gelecekse onu alacaksınız. Dur ama bir dakika, Emel açıklama yapıyor arkadaşlar. %70 alabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar tamam. Dikkat. Emel açıklama yapıyor. Çocuğun iyice kafası karışacak. Zaten Varna'dan geldi çocuk. Bir de karşısına Emel çıktı. Yalnız Yeşilçam'la ilgili... İyice Dobrovski oldun yani. Ben Emel Hanım'ın bana bu olayı biraz anlatmasını istiyorum. Heh, anlatsın. Enes Bey bana dedi ki... Sana eğer ne dedi Enes Bey? Çevirirsen dedi, bu şansımı kaybedecek miyim dedi. Yok. Şimdi şöyle bir şey, bir kere daha çeviriyorsunuz. Onu da belki %70 çıkacak. Belki evet. Hı. Oldu ki çıkmadı. Evet. Bu jokerleri yapıştırıyoruz, bir daha deniyorsunuz. Evet. 4 tane %100 oluyor. Yani %100'ünü sıfırlayabilirsin. Çevir o zaman. Evet. Al çevireyim inşallah zaman. Çevirsin. Çevireyim zaten. Bir daha çevirmem. Bir daha... Alkışlar da geliyor. Süper oldu. Hepimiz şanslıyız. Şimdi sıra geldi en büyük ödüle. Yani araba için kim yarışacak? Yarışmacılarımızdan en yüksek puanı alan etaplar boyunca... Ama bak yıllar boyunca gibi etaplar boyunca... Kim aldıysa en yüksek puanı. Bakıyoruz efendim puanlarımıza. En yüksek puanı Görkem alıyor. Alkışlarla buyurun. Öncelikle biliyorsunuz ki muhteşem armağanlarımız var. Neler var zarflarımızda? Son model 0 kilometre bir arabamız var. Motosikletimiz var. Evde sevdiklerinizle, ailenizle birlikte izleyeceğiniz filmlerinizi izlemek için şöyle bir sinema sistemimiz var. Teknoloji paketimiz var. Paketin içinde de laptop, tablet ve telefon var. Wow. Ve 5000 TL'lik hediye çekimiz var. Wow. Şimdi bunlardan hangisini seçeceksiniz? Bir tanesinde araba var. Arkadaşlar ne diyor? Görkem. Yarışmacıların içinde birincisin ve kırmızı şans yani getirecek emin ol. Lütfen 40 kırmızı. 40 yılda bir böyle bu kadar yaklaşabilir. Arabanın rengi de kırmızı, şansa, mutlaka kırmızı. Araba şansı. Şu anda iki elinden bir metre uzakta arabayı yakalamak. Hangi renk? İçinden hangisi geçiyor? İçimden geçen kırmızı. Kırmızı geçiyor. İstersen hemen kırmızıyı al. Kırmızı burada. Bir de yeşil çok diyen var. Şöyle yapalım. Tut bak. Kırmızı ve yeşil diyenler arasında gidip geliyoruz. Yeşil diyenler. Efendim çığlıklarla duyacağım. Yeşil diyenler. Kırmızı diyenler. Kırmızı ağırlıkta. Ne diyorsun? Kırmızı. Emin misin? Yeşil mi? Ben bilmiyorum. Sizce? Bence. Sizce? Ben bakmadım. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Ben olsam kahverengi seçerdim. Aa. Var mı? Yok. Ne diyorsunuz? Kırmızıda kararlı mısınız? Belki de kırmızı zarf, kırmızı araba kan çekmiş olabilir. Bir de yeşile bakayım. Bir de yeşile bakın. Bir elleyin yeşili.
şu şeylerini gösterseydin şımaliyi. Bakın gördünüz mü ne yazıyor tırnaklarda? Bak sen, sen bir de benimle çalışıyorsun. Ay. Tırnaklarına Maria Erbil mi yazdı? Ben de yazdıracağım. Ayak parmaklarına yazdı. Tamam. Baksana şunlara bakın. Yeşil mi kırmızı mı? Belki de hiçbirinde değildir. Vallahi bilmiyorum, bakmadım. Heyecanlı olsun diye ben de bakmadım. Anakonda ne diyor bak, anakonda. Sarı. Sarı, sarı. Yeşil dedi. Yeşilde karar kıldı arkadaşlar. Şimdi önemli olan sorumuzu doğru olarak yanıtlayabilecek mi? Bakalım, buradan harflerimiz de var biliyorsun. Önce sorumuzu soralım. 8 harf bir kelimeden oluşan bir bitki soruyoruz. Biz sizlere, size B, C, D, Y, Z ve İ harflerini veriyoruz. Sizden de 3 sessiz bir sesli harf istiyoruz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun T'si mi? K'si. T. Trabzon'un T'si. Ha ben de diyorum Kastamonu'da T yok ki. Trabzon'un T'si. Araba. Rize'nin reisi. Rize'nin reisi. Tren çıktı. Bir bitki tren. Niğde'nin neyse. Niğde'nin neyse. Şimdi sesli harf. Bu bir bitki. Aa, iman bak nereye gidiyor. E mi? A mı? Edirne'nin neyse. B, C, D, Y, Z, İ size verdiğimiz joker harfler. Siz de bize T, R, N, E dediniz. Yani bu sorumuz neydi efendim? Ne soruyorduk Emel Hanım? Bitki. Bitki. Evet. Bir bitki. Bakalım hangileri yanacak? Dikkat! Sessizlik olsun yoksa diskalifiye olur. En ufak bir kopya gelirse. Bu bir bitki. Ben süreyi başlattıktan sonra 10 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Çok heyecanlıyım. Bu bir bitki. Açalım bakalım hangi harfler çıkacak? Süremiz başladı. Bilen var mı? Aa, stüdyoda hiç kimse yok, bilemedi. Açalım bakalım neymiş bu bitki? Sütleyenmiş, sütleyen. Yani fesleyen anlarım da. Fesleyen olsaydı T olmazdı. Bakalım, evet. Bakalım ne kaybetmişiz? Sütleyen bitkiyi doğru olarak yanıtlasaydık ne kazanacaktı? Bir numarada ne kaybettiniz? Dananana. Arabaysa üzülmeyin. Bir bitki nelere kadir? Motosiklet. Kırmızıda ne varmış? Kırmızı seçseydiniz Anakonda'nın dediğini. Efendim bir çarkı felek burada sona eriyor. Tekrar bir başka çarkı felekte buluşuncaya kadar kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık.